Sen çalıştın, kazandın, 3-4 milyon euro paran var kenarda ve hala sahte Rolex kullanıyorsan, o zaman sana şunu söyleyeyim. Bu şekilde elindekilerini kaybedeceksin. Çünkü bu kafa yapısıyla gerçek değilsin. Elindekilerini kaybetmeye mahkumsun. Bundan birkaç hafta önce ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün ile alakalı bir video hazırladık. Ve bunu sosyal medyanın bütün kanallarına paylaştık. Konuyu iyi anlatabilmek için örneklemeler yaptık. Bir sahte ürün, bir de gerçek ürün. Metafor olarak da herkesin tanıdığı, bildiği Rolex saatiyle yaptık. Çünkü herkes daha iyi anlar, daha iyi kavrar. Ne demek istediğimizi metaforla yapalım dedik. Metafor ne demek? Metafor bir şeyi başka bir şeyle anlatmak. Şimdi bu video ve bunun hemen arkasından yine buna benzer bir video Rolex ile alakalı tahminimizden çok 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 daha fazla tutuldu ve binlerce sosyal medyada yorum aldı. Yorumların arasında konuyu anlayan insanların yorumunu da birazdan okumak istiyorum. Bir kitap aldınız veya bir film izleyeceksiniz. Veya YouTube kanalından bir film buldunuz. Ne yaparsınız? İlk önce başlığını okursunuz değil mi? Biz de bu videoların başlıklarını koyduk. Başlık ne? Rolex'i kim kullanır? Hemen arkasından başlığın devamında. Herkes pahalı saat kullanmak zorunda değil. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Sahte olma, gerçek ol. Ayağını yorganına göre uzat. Olmadığın kişi olarak kendini tanıtarak veya o şekilde göstererek başka insanların gözünü boyama. Başlık bu sevgili arkadaşlar. Yani herkesin istediği, tavsiye ettiği şeyleri biz yazdık oraya. Peki bu videonun içeriği ne? Verilmek istenen mesaj nedir? Şimdi bunları adım adım söylemek istiyorum. Çünkü bu video tahminimizden fazla yorum aldığı için insanlar birbirlerini de orada mesaj yazarak, yorumlayarak yorum kısmında insanlar birbirini rencide etmiş olabileceğini düşünerek burada ne yapmak istiyorum? Bu videoda verilmek istenen mesajı size tek tek okumak istiyorum. Bununla beraber biraz önce dediğim gibi konuyu çok iyi kavrayan, anlayan kişilerin yorumlarını da okumak istiyorum. Çünkü onlar bizim için çok değerli. Şimdi burada birinci anlamamız gereken mesaj şu. Sahte olan her şey sahtedir. Adı üstünde zaten. Hani sahtekarları bile kimse istemez değil mi? Sahte olduğu için. Sahte her zaman sahtedir. Sahteliği her zaman başkası tarafından anlaşılır ve sırıtır. Orijinal de her zaman orijinaldir. Burada sahte olma, gerçek ol. Neysen o şekilde davran. Nasılsa, için nasılsa dışın öyle olsun. Mesaj bu. Ayrıca videonun başında şunu söylüyoruz. Sen böyle böyle paran varken, halin vaktin yerindeyken, kenarda paran var, malın var, mülkün var, halin vaktin yerinde yani. Eksiğin yok ki. Buna rağmen sahtelik yapıyorsan, başkasının gözünü boyuyorsan, başkalarını kandırıyorsan, karşıdaki kişi bunu anlayacak. İnsan anlar, karşıdakini anlar. Yani içi ve dışı aynı değilse karşıdaki kişi anlar bunu ve sen kaybedersin. O yüzden cimrilik yapma. Git markasız bir şey giyin veya 20 euroluk Casio al ama orijinal olsun, sahte olmasın. Çünkü bu kadar paran olmasına rağmen cimrilik yapıp sahtesini alıp karşıdaki insanın gözünün önüne çıkarırsan o karşı taraftaki kişi senin karakterini ölçer ve sana sıfır verir. Kaybedersin. Aynı zamanda şu mesajı da veriyoruz. Ayağını yorganına göre uzat. Olduğunun dışında gösterme kendini. Çünkü insanlar samimi insanları sever. Mıknatıs gibi çekersin. Eğer samimiysen, gerçekten için ve dışın aynıysa, samimi konuşuyorsan, hani Almanca authentic diyorlar. O zaman mıknatıs gibi insanları çekersin. Seni severler. Sana değer verirler. Çünkü sen doğru bir insansın. Doğru insanın işi her zaman doğru gider. Sahte ürün zaten adı üstünde. Süte su katmak gibi. Sahte ürün de öyle. Halin vaktin yerindeyse ama. Ben bunu kime söylüyorum? Halin vaktin yerinde. İmkanın var. İmkanın varken bunu yapıyorsan onlara sesleniyorum. Mesaj bu. Bunu yaparsan karşı taraftaki insan seni itici bulur. Çekici değil, itici. Ve bunu anladığı zaman senden uzaklaşır zaten. Alışveriş yaptığın insanlar seninle alışveriş yapmaz, korkar, güvenemez ki sana. Aynı zamanda bütçen yok, imkanın yok ama buna rağmen sen ayağını yorganına göre uzatmıyorsun ve bütçen yokken girip de kendini zengin göstermeye çalışma. Hani araban var ama içine benzin katacak paran yok. Ona benziyor.
Çünkü başkaları mağdur olacak. Senin annen var, baban var, kardeşlerin var. Belki çoluğun çocuğun var, evlisin. Hava atayım derken aslında zarar veriyorsun çevrendekilere ve kendine. Ve bu yaptığın davranış sırıtıyor. Başkaları bunu anlıyor. Başkalarına hava atmak zorunda değilsin. Başkalarına hava atayım diye israf yaparsan bu sana zarar verir. Bu video kısa bir video ama mesajları çok. Bununla beraber imkanın varken, paran varken, yani paran var, kazandın. Para harcamayı da bilmelisin. Hani çok duyuyoruz değil mi? Allah verdiği nimetleri kullarının üzerinde görmek ister. Yani var yemez olmayacaksın, cimri olmayacaksın. Hem yiyeceksin hem de yedireceksin. Hayırsever insan olacaksın. Konu bu. Yani zenginlik aslında nedir biliyor musunuz? Var olanı kullanmak, sahip olduğu nimetleri kullanma yetkisidir, ehliyetidir. Tamam mı? Zenginlik budur aslında. Yani çoğu insanlar var varlık içerisinde ama zenginlik ehliyeti yok, ruhsatı yok, yetkisi yok. Neden? Çünkü kafada kilitler var. Kafada kilitler olduğu müddetçe var olanı kullanamayacak, mümkün değil. Allah kullandırtmıyor. Mesela malının zekatını vermediyse Allah kullandırtmıyor. Hayır hasanat yapmıyorsa Allah kullandırtmıyor. Yani şöyle düşünün, başkalarına vermiyorsa kişi, o zaman Allah o kişiyi de yedirttirmiyor, malını yedirttirmiyor. Dolayısıyla bu da bir ölçü aletidir aslında. Yani Rolex'i varsa, adamın malı mülkü varsa, kolunda da takabiliyorsa, o zaman kullanma yetkisi var demektir, ehliyeti var demektir. Ben öyle görüyorum olayları. İlla Rolex mi kullanacaksın? Yok, başka saatler de var çok güzel. Richard Mille var mesela, onu da kullanabilirsin. 20 euroya Casio da takabilirsin ama önemli olan gerçek olsun, sahte olmasın. 2006 yılında Çin'e gitmiştim. Kiloyla saat satılıyordu, hiç unutmam. Kiloyla. Kiloyla böyle sahte saatler satılıyordu. Öyle olmamalı. Anlatabiliyor muyum güzel insanlar? Yani şimdi reel demek kısa video demek. TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da kısa video çekmemiz gerekiyor. Orada da öyle ince ve hızlı mesaj vermelisiniz ki lep demeden Çorum mu Tavşanlı mı anlamalı kişi. Ve anlayanların yorumlarını okuyorum. Gerçekten yüreğine sağlık diyorum. Murat.tasar96 teşekkürler. Şunu diyor: yüksek miktarda para kazandığın halde sahte Rolex takıyorsan ancak alt tabakaya hava atmaya yararsın. Üst tabaka sahte olduğunu anladığında seni aralarına bile almazlar. Büyük düşünen insanlarla bağlantın koptuğunda ise sadece paralı bir .dan ibaretsin. Bu durumda da çöküşün kaçınılmaz olur. İkinci yine hoşuma giden yorumlardan bir tanesi: bence burada anlatılmak istenen markadan bağımsız içsel olarak kendimizi görme şeklini gösteriyor gibi geldi bana. Milyonların olabilir ancak bir saat için o kadar para vermemek tercihin olabilir. Bunda sorun yok. Ancak milyonların ve alabilecek gücün varken istediğin şeyin taklidini alıyor isen, dışarıda zengin görünmek istiyorsun ancak içeride hala fakirsin. Çünkü hala para kaybetme korkun var. Hala bitme korkusu var. İçinde bunları görüyorsun ama kendine itiraf edemediğin için de dışarıda başka insanların seni zengin görmesini isteyip çakma markaya yöneliyorsun. Bir arkadaşımız yine yorum yazmış. Şöyle bir yorum daha var: Rolex'e vereceğim parayla diyor yatırım yaparım diyor ve ben kat ve kat fazlasıyla kazanırım diyor. Bu Rolex'in ne olduğunu bilmiyor herhalde. Rolex bir saat sevgili arkadaşlar. Bir senede üretiliyor. En az bir senede üretiliyor ve bekleme süreleri çoğunlukla 7 sene, 8 sene, bazıları 10 sene bekliyor saati almak için. Örneğin geçen sene 16 bin euroya aldığın saati bu sene 32 bin euroya satıyorsun. O da yatırım aracı. En iyi yatırım aracı olmasa bile yine de kendini katlayan bir yatırım aracıdır. O yüzden bu arkadaşımıza onu söylemek istiyorum. Evet, sen yatırımı öyle de yapabilirsin ama böyle de yapabilirsin. Yani bu bir yatırım aracıdır. Bununla beraber birçok kişi açıklamayı sanki Rolex'in gerçeğini takması gerekiyormuş gibi anlamış. Ancak olayın bununla alakası yok diyor. Evet, aynen öyle. Hiç alakası yok. Devam ediyorum. Olayın gerçekle ve doğrulukla alakası var. Kendini olduğundan farklı göstermekle ilgisi var diye yazmış. Diğer arkadaşımız: Allah verdiği nimeti kul üzerine görmeyi sever. O yüzden çakma olmayın, sahte olmayın yazmış. Şimdi Harun Alataş bir şöyle yazmış: benim buradan anladığım maddi zenginlik yanında kafa, gönül zenginliğinin de beraber olması. Aynen öyle. Umarım bu videoyla sevgili arkadaşlar Rolex ile alakalı videolara açıklık getirdim. Bunun yanında gerçek olmak için de, kaliteli bir birey olmak için de davranışların ve sözlerin bir olması lazım. Birbirinden
uzak olmamalı. Hayat kalitesini arttırmak için yapacağın şey bu. Yani özünle sözün aynı olacak. Davranışınla sözlerin aynı olmalı. Söz verdiğin zaman yerine getirmelisin. İlk önce kime söz veriyorsun sen? Kendine. Kendine söz verip yerine getiriyorsan özgüvenin artıyor. Kendine söz verip yerine getirmiyorsan özgüvenin, öz saygın, özlerin düşüyor. Ben nasıl özgüvenimi, kalitemi arttıracağım diye soranlara cevabım bu sevgili arkadaşlar. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Yıllardan beri. Kafadaki kilitlerin ne olduğunu onlara hedefine giderken arzuladığı bolluğa, berekete, huzura ulaşmak için önünde engellerin ne olduğunu onlara gösterdik. Analizler yaparak, testler yaparak. Bu analizden sonra da içindeki aslanı, potansiyeli uyandırarak arzuladığı o hedef neyse, bolluk, bereket, huzur, mutluluk, buna ulaşmaları için onlara yol haritası çıkarttık. Ve genelde burada da dikkat edilmesi gereken konu buydu. Yani kaliteli yaşam için özünle sözün yan yana gelmesi lazım. Yakın olması lazım birbirine. Söz verdiğin zaman yerine getirmen gerekiyor. Yani sözler havada olmamalı. Olduğun gibi kendini göstermelisin. Fakat bu antrenman meselesi. Almanların trainieren dedikleri şey. Yani antrenman yapman lazım. Öyle pat diye olmuyor. Zembille hiçbir şey inmiyor aşağı. Çalışmak gerekiyor. Gayret gerekiyor. Bir yol haritası ile devam etmesi gerekiyor. Kişinin bir disiplini, planı, programı, Almanca struktur diyorlar. Bu olması lazım. Yol haritasıyla insan ilerlerse gerçekten kalitesini arttırıyor. Biz de yıllardan beri bu şekilde Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin kalitesini arttırmak için onlara eğitimler veriyoruz. Sizin de bizim 750 tane YouTube videoları izleyerek hayat kalitenizi arttırma imkanınız var. Ama ben daha hızlı yol haritasıyla bir rehber eşliğinde hızlı varmak istiyorum derseniz o zaman videonun altında linke tıklayarak formu doldurup bize gönderebilirsiniz. O form bize geldikten sonra kafadaki kilitlerin ne olduğunu, içinizdeki potansiyelin ne olduğunu size göstererek size de bir yol haritası çıkarırız. Arzuladığınız hedefe ulaşmak için bir program yaparız. Şimdi bizimle iletişime girmek için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Hoşça kalın efendim.